Arkadaşlar bu videomuzda türev konusuna parametrik fonksiyonların türeviyle devam devam ediyoruz. Şimdi önceki matematik bilgilerimizden artık neyi biliyoruz? Eğrinin denklemi dediğimizde eğrinin üzerindeki her (x, -y noktasının apsisi ile ordinatı arasındaki ilişkinin verildiğini biliyoruz. Peki x ile y arasındaki ilişki doğrudan böyle verilmeyip üçüncü bir değişkenle t gibi m gibi bir parametre ile aslında verilirse bu denkleme ne diyeceğiz? Bu denklemde Eğrinin parametrik denklemi diyeceğiz. İşte bu parametrik denklemlerle verilen fonksiyonların türevini işleyeceğiz bu derste. Ne demek istiyoruz peki? Ne tarz fonksiyonlar bunlar? Bakın burada hemen bir örnek vermişiz. x eşittir 3t-1 y eşittir 2t artı 2 olarak verilmiş. Bakın normalde biz neye alıştık? Biz şu tarz fonksiyonlar görmeye alıştık. y eşittir x kare y eşittir 3x küp. Biz bu tarz fonksiyonlar görmeye alıştık. Ama bakın fonksiyonlar şöyle de verilebiliyor. x eşittir 3t eksi 1, y eşittir 2t artı 2. Yani x'i de Y'yi de bir parametre ile veriliyor. Biz bu par bu parametrelerle verilen denklemler arasındaki ilişkiyle aslında x ile y arasındaki ilişkiyi bulabiliyoruz. Nasıl buluyoruz? x artı 1 bölü 3 eşittir 3. Sonra da y eksi 2 bölü 2 birbirine eşitmiş de deriz. Bu fonksiyondan daha doğrusu bu denklemden. Sonra bu denklemden y'yi çekeriz. Y'nin x'e göre nasıl değiştiğini buluruz. Yani burada ne yapalım? Buradan 2x artı 2 eşittir. 3y eksi 6 olduğunu görelim. 6'yı diğer tarafa attığımızda 2x artı 8 bölü 3 eşittir. Y'ymiş diyebiliriz. Bakın artık uygun olan daha doğrusu bizim alıştığımız şekilde ifade ettik fonksiyonu. Ama tabii ki de bu böyle ifade edebilmemizin sebebi fonksiyon çok kolay olduğundan, daha doğrusu parametrizasyonun çok kolay olduğundan oldu. Her zaman böyle kolay şekilde parametrize edilen denklemleri net bir eğri denklemi, doğru denklemi şeklinde yazamayabiliriz. O yüzden parametrik fonksiyonların türevini ayrıca öğrenmekte yarar var. Bir başka örneğimiz var aşağıda parametrizasyonla ilgili. Burada da x eşittir artı 3, y eşittir 2 eksi kostete olarak verilmiş. O halde x eksi 3 eşittir sintete diyorum. 2 eksi y eşittir cos theta diyorum. Ve sonra ne yapıyorum? x eksi 3'ün karesi ile 2 eksi y'nin karesinin 1 olduğunu söylüyorum. Neden böyle diyorum? Çünkü sin kare artı cos, theta, cos kare theta her türlü 1 eşit olacak. Thetadan bağımsız olacak şekilde. Bu da yine benzer şekilde parametrik olarak verilmiş. Ama bizim x ile y arasındaki ilişki kurarak yazabildiğimiz kolay bir şekilde parametrize edilmiş. Yani bir denklem oldu. Ama biz ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki her zaman parametrize edemeyelim. Fazla bilgi göz çıkarmaz. O yüzden biz parametrik fonksiyonların türevini öğrenelim diyeceğiz. Parametrik fonksiyonların türevi ifadesini nasıl bulacağız peki? x eşittir ft ve y eşittir gt olsun. Yani bunlar ne demek? y, y de t'ye bağlı olarak verilsin. x de t'ye olarak t'ye bağlı olarak verilsin. Ben neyi arıyorum? Ben de y bölü dx arıyorum. Ben y'nin x'e göre türevini bulmak istiyorum. Peki y neye bağlı? y t'ye bağlı. Ben neyi bulabilirim o zaman? dy bölü dt'yi bulabilirim. Peki ben neye ulaşmak istiyordum? dy bölü dx'i. Bunu ne yapacağım o zaman? dt bölü dx ile çarpacağım. Böylece bakın şu dt'ler birbirini götürüyormuş gibi olacak. Tam olarak götürmeyecek. Bunların diferansiyel kavramını anlattık. Buradan ne gelecek? dy bölü aman. Buradan ne gelecek? dy bölü dx gelecek. O halde bu ifadeyi biraz daha düzenlersek aslında dy bölü dx ifadesi dy bölü dt bölü dx bölü dt ifadesi olacak. Hız kesmeyelim. Hemen soğumayalım. Soğumadan şu ifadeyi de gördükten sonra yani parametrik fonksiyonların türevinde nasıl aldığımı öğrendikten sonra örneklerimize geçelim diyoruz. İlk örneğimizde x eşittir 2t kare artı t y eşittir 3t artı 1 olarak verilmiş. dy bölü dx'in x t eşittir eksi 1'deki eşitliğini istiyor. dy bölü dx neydi? Yukarıdan kopya çekelim ve hemen dy bölü dt ve dx bölü dt olarak verildiğini görelim. dy bölü dt ne? y'nin t'ye göre türevi. Yani y'nin t'ye göre türevi kaç? 3. Şu ifadenin türevi. 3 artı 1'in türevi. Peki aşağıdaki ifade ne? dx bölü dt yani x'in t'ye göre türevi. x'in t'ye göre türevi kaç? Şu ifadenin t'ye göre türevi. 4t artı 1. Peki dy bölü dx'i buldum. Hangi noktada bakıyordum? t eşittir eksi 1 noktasında o halde 3 bölü 4 çarpı t yerine eksi 1 yazdım. Artı 1 ifadesi ne eşit oldu? 3 bölü eksi 3'ten eksi 1 eşit oldu diyorum. Bir diğer örneğimizde x eşittir t küp eksi t kare artı 2 t ve y eşittir t üzeri 4 artı 7 t olarak verilmiş. dy bölü dx'in t eşittir eksi 1 için değeri nedir? Niye? Yine ne yazacağız? Bakın parametrik fonksiyonlarla verilmiş. Daha x ve y parametrize edilmiş. Şu ifadelerle. Hemen önce dy bölü dt'yi bulayım. dy bölü dt ne olacak? 4 tane t küp artı 7t olacak. Aman öyle türev alınmaz. 7 olacak. dx bölü dt ne olacak? dx bölü dt de, dt de 3 tane t kare eksi 2t artı 2 olacak. Bu ikisini oranlayınca neyi bulacağım? dy bölü dx'i bulacağım. O ifade de neye eşit olacak? 4t küp artı 7 3t kare eksi 2t artı 2 eşit olacak. Hangi noktada bakıyordum? t eşittir eksi 1'de bakıyordum. Eksi 1 yazamadık. t eşittir eksi 1. Buraya da t eşittir eksi 1 yazdığımızda t yerine eksi 1 yazdığımızda ifade neye eşit olacak? 4 çarpı eksi 1'in kübü artı 7 bölü 3 çarpı eksi 1'in karesi eksi 2 tane eksi 1 artı 2'den bu ifade eksi 4 artı 7 bölü 3 artı 2 artı 2 yani 3 bölü 7 olacak diyorum. Üçüncü örneğe geldiğimizde y eşittir t eksi 2 x eşittir t eksi 2 olarak verilmiş. d kare y bölü dx karenin t eşittir eksi 1'deki değerini istiyor. Bakın yine parametrizasyon var elimde. Parametriz edilmiş iki farklı e, y ve x değeri var. Ve bizden ne istemiş bu sefer? ikinci türevi istemiş. Y'nin x'e göre ikinci türevini istemiş. Bakın o zaman ne yapacağım ben aslında? Tekrardan zincir kuralını düşünerek bir eşitlik yakalayabilirim. D kare y bölü dx kare. Neye eşit? Aslında d y'nin y türevin x'e göre türevine eşit değil mi? Birinci türevin x'e göre türevi. Peki bunu nasıl yazabilirim? d y türevin t'ye göre türevi çarpı dt bölü dx olarak yazabilirim. Okey. Onu da düzenlediğimde ne gelecek elime? d y'nin türevi neye göre? t'ye göre aşağıda da dx bölü dt olacak. O halde önce y'nin türevini bulacağım. t'ye göre pardon x'e göre sonra onun t'ye göre türevini bulacağım. Sonra aşağıya da neyi eklemeyi unutmayacağım? x'in t'ye göre türevini unutmayacağım. Şimdi aradığım ifade y türev ifadesi. Buradaki y türev neye eşit aslında? Dx e, dy bölü dx e eşit. Kafamız karışmasın. Tamam. Şimdi dy bölü dx bulalım. Dy bölü dx neye eşitti? Parametrik türev neydi? Dy bölü dt bölü dx bölü dt eşitti. Dy bölü dt'yi bulayım. Y'nin t'ye göre türevi. Y şu ifadeyle verilmiş. 2t 2 olacak. X'in t'ye göre türevi t eksi 2'nin türevi yani 2t olacak. Bu da neye eşit? 1 eksi 1 bölü t'ye eşit diyebilirim. Tamam dy bölü dx'i buldum. Şimdi asıl aradığım ifade şu ifade. Bu ifadede bu ifadeyi bulmak için y türevin yani şunun önce bir t'ye göre türevini alacağım. O halde yukarısı ne olacak o ifadenin? Yukarısı şunun t'ye göre türevi. Bunun t'ye göre T'ye göre türevini 1 bölü T kare. Peki dx aşağıda ne var? dx'in dx bölü dt var. Yani x'in t'ye göre türevi var. x'in t'ye göre türevi neydi? 2t'ydi. O halde total olarak aradığım ifade, ne? ifade neye eşit olacak? 1 bölü 2t küpe eşit olacak. Ama tabii ki de bizden böyle bırakmamızı istemiyor. Bir de diyor ki bu ifadeyi çok zahmet olmazsa t eşittir eksi 1 için bul. Tamam bulalım zahmet olmaz. t yerine eksi 1 yazdığımızda 1 bölü 2 çarpı eksi 1'in kübü yani eksi 1 bölü 2 olur diyeceğim. Dördüncü örneğe geldiğimizde x eşittir teküp artı 3t y eşittir teküp eksi 3t olursa t eşittir 1 için d kare y bölü dx kare ne eşit olur diyecek. Yine yukarıdaki argümanımızı çalıştıracağız. Y türev eşittir. Dy bölü dx iken d kare y bölü dx kare eşittir diyeceğim. Dy türev bölü t dt bölü dx bölü dt diyeceğim. Sonra dy bölü dx eşittir. Dy bölü dt bölü dx bölü dt yazacağım ve y'nin t'ye göre türevini alacağım. Yukarı yazacağım. Yani 3t kare eksi 3. x'in t'ye göre türevini alacağım. Yani 3t kare artı 3. Bu ikisini oranladığımda da bu ifade gelecek diyorum. Peki bu ifadenin t'ye göre türevini alacağız. Bu ifadenin t'ye göre türevi ne olacak? Bu ifadenin t'ye göre türevi şimdi elimde kesili bir ifade var. O yüzden bölme için verilen daha doğrusu kesirli ifadeler için verilen türev kuralını kullanabilirim. Ya da burada şöyle bir numara kullanırım. Bu 3 kare eksi 3 bölü 3 kare artı 3 eşittir derim. 3 kare artı 3 eksi 6 bölü 3 kare artı 3 olur. Bakın ne yaptım? Buraya bir artı 3 ekledim. Artı 3 eklediğimde de 3 çıkarmam gerekti. Burada da bir eksi 6 oldu. O halde bu ifade neye eşit? 1 eksi 6 bölü 3 t kare artı 3'e eşit. Yani 1 eksi 6 tane 3 tane t kare artı 3 üzeri eksi 1'e eşit. Şimdi şu ifadenin t'ye göre türevini alacağım. Bu ifadenin t'ye göre türevi. Yani d y türevin t'ye göre türevi ne olacak? Eksi 6 çarpı eksi 1 çarpı 3 tane t kare artı 3 üzeri eksi 2 çarpı 6 tane t olacak. Peki bunu nerede bakacağım? Buna hangi noktada bakmamızı istiyordu bize? T eşittir 1 için diyordu. T eşittir 1 yazacağım burada. Burada t eşittir 1 diyelim. T yerine 1 yazdığımızda 6 çarpı eksi 1 çarpı 3 artı 3 üzeri eksi 2 çarpı 6 çarpı 1. Yani eksi 36 bölü kök içinde 6 olacak. Kök içinde 6 olacak diyorum. İyi güzel. DY bölü DY türe bölü DT ifadesini buldum. Teştir bir noktasında. Şimdi DX DT'nin dx dt'nin t eşittir 1 noktasındaki eşitini bulayım. O da ne eşit olacak? Bakın dx bölü dt'yi bulmuştuk şurada. 3 t kare artı 3'tü. O da 3 t kare artı 3'e t eşittir 1 yazmak olacak. O da ne eşit? 3 çarpı 1 artı 3'ten 6'ya eşit. Peki benim total aradığım ifadem ne eşitti? D, y türev, dt bölü dx bölü dt t eşittir 1 de o da neye eşit? Eksi 36 bölü kök 6 çarpı 6 eşit. O da eksi 6 bölü kök 6 eşit diyeceğim. 5. örneğe geldiğimizde x eşittir t artı 5 t artı 3 ve y eşittir t eksi 7 t artı 5 olarak verilmiş. Buna göre dy bölü de x ifadesinin x eşittir 17 için alabileceği değerlerin büyüğü kaçtır diye sorulmuş. Şimdi x eşittir 17 için t değerini bulmaya çalışalım bakalım. 17 eşittir t artı 5 t artı 3 yazdık. Eğer böyleyse 0 eşittir t kare artı 5 t Eksi 7 denklem var elimde. Pardon. Eksi 14 denklem var elimde. Bu da neye eşit? Artı 7 eksi 2 t t diye ayırırım. Yani 0 eşittir. T artı 7 t eksi 2 denklem var elimde. Buradan t eşittir 2 veya t eşittir eksi 7 gelir. Bu bir kenarda dursun. Şimdi ben ne neyi, neyi arıyorum? dy bölü dx ifadesinin x eşittir 17 noktası için alabileceği değerlerin büyüğünü arıyorum. O halde dy bölü dx'i bulayım mı? dy bölü dx eşittir dy bölü dt bölü dx bölü dt yazıyorum. dy bölü dt ne eşit? Şu ifadenin t'ye göre türevine yani 2t eksi 7'ye dx bölü dt'de şu ifadenin t'ye göre türevine yani 2t artı 5 e eşit. Peki t eşittir 1 için bu ifade ne eşit? Pardon t eşittir 2 için. 2 ise bu ifade 2 çarpı 2 eksi 7 bölü 2 çarpı 2 artı 5'ten eksi 3 bölü 9 eşit. Yani eksi 1 bölü 3 eşit. Peki bir diğer t değerimiz ne olabilirdi? Eksi 7 olabilirdi. t eşittir eksi 7 için de bu ifade neye eşit? 2 çarpı eksi 7 eksi 7 bölü 2 çarpı eksi 7 artı 5'e eşit. Yukarısı eksi 21 oldu. Aşağıda ne var? Eksi 14 artı 5'ten eksi 9 var sanırım. Bu ifadede ne eşit? Zaten eksiler birbirini götürdü. Ve 7 bölü 3 oldu diyorum. Bakın burası eksi 1 bölü 3 geldi. Buradaki t'lerinden buradan 7 bölü 3 geldi. Benden neyi istiyordu? Alabileceği değerlerin büyüğünü istiyordu. O halde alabileceği değerlerin büyüğü 7 bölü 3 olur deyip geçiyorum. Bu videomuzdaki son örnek de buydu. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.